Hocam sence Cumhuriyet'in kuruluşundan demokrasiye geçişimiz böyle bir halkla sence ne kadar doğru olmuştur? Yani demokrasiye geçişten değil de direkt geçiş sence doğru muydu? Ya şöyle bir şey arkadaşlar, bunun sonu yok. Şu an sizce demokrasiyle yönetiliyor olmamız doğru mu sorusuna kadar gelir bu iş. Ama problem şurada. Problem şurada. Yani bu halka güvenmeyelim. Bu halka güvenmeyelim. Tamam. Katılıyorum ben burada size. Kime güvenelim? Yani bunun bir sonu yoktur. Bir yerden sonra bunu yapmak mı? Bu bir deneydir. Bu bir deneydir. Uluslar kendi kaderlerinde böyle karar verirler. Böyle netice çıkar. Yani bunu sen işte ya bunları aslında yönetmeye izin vermeyeceksin. Aslında ben yönetsem çok iyi yönetirim dersin. Ki bütün aslında dünyadaki diktatör rejimleri böyle çıkmıştır. Yani Hitler'e göre kafasında mükemmel bir proje var. Adam halkının kötülüğünü ister mi yani? Hele bir de Hitler gibi bir adam. Halkını ne kadar seviyordu? Milletini ne kadar seviyordu? Kendisi bir Alman olmamasına rağmen aslında, bir Avusturyalı olmasına rağmen ne kadar bağlanmıştı Germanya'ya. Ya. Yani ondan daha milletini daha çok seven bir insan bu bulunmaz. Ama milletine felaket getirdi herif. Yahut Mussolini için de yani. Adam canını verdi İtalya için. Ama canını veriyor olmak ve o milleti çok seviyor olmak o milletin faydasına iş yapacağın anlamına gelmez. Halkı da onu çok seviyordu. Bak o da öbür tarafı da var. Hitler'i halkı çok seviyordu. Bayılıyordu Hitler'e, Führer'e. Halkın adamıydı. Genç kızlarla gidiyordu, konuşuyordu. Genç erkeklerle konuşuyordu. Bir millet yaratmıştı adeta yani. Düşünsene yani. O videolar, o şeyler. İzleyin yani. Ne kadar canlıdır. Halk onu ne kadar sever. Ne kadar bağrına basar. Ne kadar karizmatik bir liderdir. Yani Almanya için bir rüya gibidir. Lebensraum, yaşam alanı. Genişletir, Polonya'ya gider. Rusya'ya gider. Stalingrad'ı kuşatır. Ama sonunda ne olur? Almanlar, iki Almanya, 90'lı yıllara kadar Alman milleti ikiye bölünür. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer'den gitti. İş nereye döndü? İşte dolayısıyla sizin programınızın, politikanızın, tasarımınızın iyi olduğu anlamına gelmiyor bu her zaman. Sizin iyi niyetli olmanız, iyi vatanınızı sevmeniz, milletinizi sevmeniz hiç yani bunlar sonuçta iyi netice vereceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yani sizin bir yerde vatandaşınıza şey bırakmanız lazım. Pay bırakmanız lazım. Mecbur yani bu sistem bu yani. Hani çünkü hiçbir zaman emin olamazsın halkın kendi kendini yönetecek kalibreye gelip gelmediğinden. Öyle bir şey yok yani. Onun bir ölçeği yok. Hani bir keşke turnusol kağıdı olsa da alnına tutsak mesela şeylerin vatandaşların bu oyu kullanabilir mi anlasak. Yok ki öyle bir şey. Dolayısıyla o erken geçildi, geç geçildi meselesini ben anlamlı bir konu olarak görmüyorum yani. Mesele şu. Kurumlar inşa edemedi Türkiye. Demokrasi deneyimini sağlıklı olarak yürütecek kurumlar inşa edip onlara saygı duyarak biz bunları geçemeyiz, bu çizgileri geçemeyiz diye geride duracak yani siyaset erkinin geride duracak kurumlar üretemedi. Olan kurumları da tek tek çökertti. Ve şunu söyleyelim. 60'ta Cumhuriyet zaten yıkıldı. Yeni bir cumhuriyet kuruldu. 80'de bir daha yıkıldı. Bir cumhuriyet daha kuruldu. Ama sonuç bu oldu. Yani sonuç şey değil yani halk geri zekalı olduğu için mi? Halk yani halkların geneli zaten genelde öyledir yani arkadaşlar. Hani çok zeki olan, çok pırıl pırıl bir halk tanıyor musunuz hiç dünyada? Hani böyle bir millet var mı mesela dünyada? Hepsi çok altın gibi çocuk hepsi. Yok yani insanoğlunun çoğu insanoğlunun genel ortalaması şeydir yani. Kofti majördür yani. Yani.
Amerikan halkının. İsveç de değil. İsrail'e. Yani.